Rübet desem yepyeni bir Super Mario Bros. ROM hack serimiz var, devam ediyor. En son 18 Mart'ta mı ne çekmiştim. O zamandan bu zamana hiç çekememiştim. Gerçi betası diye saymasak yok öyle bir şey. Super Mario Bros. 3 ama Super Mario Bros. Haritalı. Şöyle göstereyim hemen. Normalde dünya bir haritası biliyorsunuz değil mi? 4 bölümden oluşmuyor. Ama 4 bölümden oluşuyor. Çekici atanı saymasak. Şöyle göstereyim. Bu arada sahne bir çekim iki. Neden söyledim? Çünkü elektrikler kesildi. O yüzden dünya 4'e kadar da gelmiştim halbuki. Ama şey hali. Hızlı olmadan hali. O yüzden birazcık 20 dakikalık bir emeğim boşa gitti. Ama olsun zaten alt üstü olayım. Tekrar gelinebilir. Şöyle hızlıca geçeyim. Şuraya bayrak olsa güzel olabilirmiş. Bir iki boru aynı yere gidiyor. Karanlık temaları sevmem. Ama şu alt kısmında panelin karanlık olması ama hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Normalde karanlık temalarını hiç sevmem. Discord'u falan, YouTube'u hep açık temada kullanırım, WhatsApp'ı falan. Ama bu bir hoş durmuş. Nasıl da biliyorum ama illa bir zıt yöne gidecek ya. Şuradan hemen hızlıca geçmem yok mu benim? Devasa Goomba mıydı o? Valla buradan direkt dünyaya 4'e geçemezsiniz. Bir tane flüt veriyor burada. Ancak onunla. Dünya 4'e de hemen geçmeden önce de şunu söyleyeyim. Dünya 4-2'de bildiğiniz o sarmaşıktan yukarı çıkıp da Dünya 8'e geçme durumunuz yok. O yüzden direkt dümdüz Dünya 4'e geçiyorsunuz. Uzun yoldan yani. Ondan sonra dünya isterseniz 4-1 oynamadan Fury sayesinde dünya 8'e geçebilirsiniz. Bilgisayar yine ötüyor. Oğlum seni çok zorlayacak bir şey oynamıyorum ki. GTA 5 maçtı. Super Mario Bros. 3 ya. Bunu niye ötüyorsun? Bildiğiniz dünya 1-4. Ama ateş bariyerine rotodiskler yerleştirilmiş. Rotodisklerinde size bir avantajı var. Mesela şu aradan rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Burada Bowser olması beklersiniz ama sadece bu merak atan şu varlık var. Şuradan ateş çiçeği çıkıyor. Normalde Super Mario Bros. 3'te gemiden bitirdikten sonra gemi yok olup aşağı düşer ya. Burada öyle bir durum yok işte. Kalenin içinden bulutlar geçiyor. Tuhaf ama yapacak bir şey yok. Adamlar yapabildiğini en iyisini yapmaya çalışmış. Aha tamam biliyorum. Bu bazı yerlerde bu böyle mi şu şöyle miymiş diyemiyorum. Çünkü daha önce oynadım buraları. Ya şu ateş topumun benden sonra gitmesi beni öldürüyor ya. 3 tane farklı şey de eklemişim, helal bana. Pick a box, its context will help you on your way. Kurbağa. Geçen sefer de kurbağayı denkleyememiştim. Demek ortadaymış. O zaman dünya 2-2 yazıyor. Yani şöyle bir kurbağa kostümü alman yok mu? Tüh ya. Şu mekaniği biraz kötü olmuş mesela. Normalde buradan giderken suya girdiğiniz anda böyle yavaşlama olur ya. O kısmı pek olmamış gibi ama yapacak bir şey yok. Ya ama bismillah yani. Ya. Şu balıktan sıkıldım artık. O zaman zıplaya zıplaya gideceğim. Başka yavaş yavaş gideyim. Hızlı gitmek bir işe yaramıyor madem. Bu benim hatam. Balık görünce otomatik olarak zıplayası geliyor. O zaman yürüye yürüye gidince bir şey olmuyor sanırım. İşe yaradı demek ha. Güzel, oyunun açığını buldum. Yürüye yürüye.
Devlet gizli. Ya o kadar güzel gidiyordum, niye bozuyorsun? Güzel, bir ikinci ateş çiçeğim ne oldu? Açıklamalar kısmında bu oyunun bağlantısını bulabilirsiniz. Bu arada bunu açılmıyor falan filan derseniz döverim sizi. Nasıl indirileceği hakkında video yaptım, onu izleyin. Geldik dünyanın ikisinin dördüne. Ya tuş basmadı, tuş basmadı. Bunda da basmadı. Kötü oldu. Neyse, buraya her geldiğinde bir Bowser gelecek beklentisi sarıyor. Şöyle bir seni bir basamak olarak kullanabilir miyim? Olmadı ama yapacak bir şey yok şimdi. Burada müziğin değişmesi lazım normalde ama sanırım ya yazılım hatası veya yapan kişi yapmayı üşenmiş, bilmiyorum. Ah! Bowser'ın ateşi her şeyi mahvediyor. Sen yanlış taraftan geliyorsun. Sonunda ya. Tam buraya hızlıca geçelim. Dünya 4'e geldik zannettim ya. Ben nasıl bir kafa yaşıyorum? Gel 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 gel. Alışmam lazım. Çok tuhaf bir görüntü oldum, ben de farklıyım. Bu Goomba'nın burada ne iş var? Bu da Super Mario Bros. Haritasını oynadığımız için yani burada bir şey beklemeyin. Yaprak falan beklemeyin. Şey çıktı ama, kurbağa kostümü. Ya o nasıl? Şu şekilde yapabilir miyim? Şimdi ben şuradan şu şekilde fazla oldu. Güzel. Şuradan mı? Aynen öyle. Bir ateş çiçeği gelse var ne güzel olurdu. Burası tam koşu yapılmalık. Geçen sefer gayet güzel bir iş başarmıştım. Olsun olsun olsun, devam devam devam. Çok güzel geçtim. Geçen sefer de hiç hasar almadan öyle akıcı geçmiştim ki göstermem lazım ama gösteremedim. Neden? Çünkü elektrikler gitti. Bitti. Hızımı alamayıp burada da koşu yapıyormuşum. Süper Mario parkuru. Gerçi dünya 3'te makaralar mı oluyordu, nerede oluyordu bilmiyorum ama daha doğrusu net hatırlayamıyorum. Yanlış tarafa ateş ettim, olsun. Ha geçen sefer de burada tam düşerken şu Koopa Troopa sağ olsun yardımcı oldu bana, düşmemi engelledi. Benim yerime kendisi feda etti. Bundan ona selam olsun. Pick a bus. Its contents will help you on your way. Bitti. Ya lava mı dokundum ben şimdi? Ah, olmadı. Olsun. Ya Bowser'ın ateşi neden ters yönden geliyor? Şöyle kafana düşsen güzel olurdu. Şimdi aşağısı bir kaynıyor, yanlış oldu. Pekala, bundan sonrasını pek oynamadım. Gerçi dünya 4'den direkt hemen dünya 8'e gidebilirim ama kıllığına 4-2'ye kadar geleceğim, öyle gideceğim. Ve birazcık da video uzasın diye.
İnşallah şimdi elektrikler gitmez. Çünkü en son buraya kadar gelmiştim. Bir önceki kaydımda daha doğrusu. Uyuz bir Lakitu. Burada yıldız alabilirim. Çünkü Lakitu öyle bir hesaplıyor ki tam önümüze şey atıyor. Spin'i. Ve buradayken de normalde Super Mario Bros'ta hemen bu plana bitkisini atlayıp geçebiliyorsunuz ya. Burada o öyle bir durum yok maalesef. Pes mi ettin? Yine 3 farklı üye aldım. Ekranı burada bozamıyoruz maalesef. Ve şöyle de göstereyim hemen size. Şuradaki bir merdiveni oluşturayım hemen. Hop yok. Hop yok. Hop yok. Zaten geriye bir tek o kalıyor. Zaten normalde de o çıkıyor. Yok. O yüzden mecbur bu şekilde devam etmem lazım. Buradayken de normalde dünya 5'e... Oy o ne öyle? Fürt çıkar diye umuyordum ama. 3 can vermesi de iyi. Ama buradayken de seviye bitmiyor. Çünkü bizi normal çıkışa yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi dünya 4'te... Çözgü! Dediğim şey yok. Çözgü bana da tuhaf gelmeye başladı. Bu arada sırf gıcıklığından böyle bir şey yapıyorum. Gel buraya. Bitti. Bitti. Şimdi benim flütüm nerede? Gel buraya. Dünya 8'i de böyle bir şey. Bu kısım güzel yapmışlar Dünya 8'i. Hop. Normalde Goomba'ların olması gerekmiyor muydu orada? Benim bildiğim bonus seviyesi böyle değildi. Bozmuşlar mı yoksa adam yapmayı falan mı üşenmiş? Değişik bir bonus seviyesi. Allah Allah. Şu 3-5 tane bomba çıkınca oyun nasıl kasıyor ya? Bu nasıl bir teknoloji? Ha şurada bir yerde yıldız olması lazım. İlk defa öyle bir fırladı. Hocam fırla. Ya aslında güzel. Ölüyordum. Ya Lakitu'dan nefret ediyorum. Özellikle de şu yeşil spini, açılmayan spinleri fırlattığı zaman daha çok sinir oluyorum. Ufak bir yazılım hatası. Çok saçma bir ölüm olduğunu ben de farkındayım. Ha göz eklenmiş. Yalnız sevgili ev ahalisi ben kayıttayım. Keşke Super Mario Bros'a da şu
özellik getirseler... Bu tam olarak nasıl bir boru seviyesi? İlginç. Dünya 8'i değiştirmişler. Özellikle önümüze bir de merdiven koymuş yapımcı ya. Yok böyle bir şey. Atmosfere bak, sanki aşk yaşıyoruz. You so f***ing precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Şimdi dünya 8, 3 ve Super Mario Bros'a göre daha az gıcık. Çok saçma fırladım. Tamam, sen de gir burada bekle. Ha, siz çekiç atan değilsiniz. Güzel, olur. Şimdi mantar için hayatım tehlikeye atmalı mıyım? 17 canım varmış gerçi. Atmaya değer. Kaç kere öldüm ben ya? Oo. Böyle bir beklemiyordum ben de. Yalnız şu ateş atan çekiş atandan daha tehlikeli. Oh. O yüzden sizi es geçme durumundayım maalesef. Önüme niye atlıyorsun? Sesi geldi, ateşin kendisi yok. Yazılım hatası. Evet, bu kadar başıma çorap öğrendim. Ya neden havada aşk kokusu var? Ben anlamıyorum ya. Ya sesi hiç yakıştıramadım bu arka planı. İnsan da biraz kırmızı yapar, korkutur, gri yapar. Havayı falan bozar. Şu anda resmen sanki çekiç atanda bir aşk yaşıyormuş gibi bir ortam oluştu. You so precious. Sondaki kaleyi gemi müziği. Yaşık müziği bence buraya yakışmamış. Platform beklerdim oraya ama. Super Mario Bros'ta olsaydı Gobsy'i tekrar en başa atacağı için. Şunlarda ne varmış diye bir bakayım da. He, başa atıyormuş. Seni alabilir miyim? Normalde burada iki tane kupa turp olması lazım. Ah. Beni neden illa burada küçültmeniz lazım? Düşman mıyız biz? Balıklar varsa burada yürüyerek geçmem lazım, yoksa önüme atlıyorlar. Veya altıma falan atlıyorlar. Ha, gıpgırı su. Tüm kalenin lağmını buraya toplamışlar, ölüme bölüm diye sunmuşlar ya. Ölüyordum, güzel. Bir de burada normalde blooper olması lazımdı ama. Çekiş yatan koysaydı daha zorluydu olur. Evet arkadaşlar, Bowser buymuş. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Evet. Sevgili Bowser. Zaten bölümü gördük. Nasıl bir şey olduğunu. Bowser o kadar şefkatli ki bize kucak açıyor. Ama ateşi değil.
Bowser dönüşü neden bu kadar bir şeye geçiyor? Çok saçma bir Bowser dövüşünden sonra şu prenses mesajını falan değiştirmiş olabilir mi diye merak ettim. Ağlayan prenses. Hadi sevenleri buluşturalım. Evet, o saçma sapan mesajını da alayım. Thank you, but our princess is in another castle. Ha ha ha. Hocam şuraya bir güldür güldür efekti alabilir miyim? Just kidding. Ha ha ha. Bye bye. Ne kadar komik. Bu arada geldiğimiz yerleri gösteren bir harita çıkıyordu da bizim oynadığımız bölümlere göre mi uyarlanmış yoksa? Ha, normal. Saçma bir espriden sonra tek bir sonraki ROM Hack videolarında görüşme dileğiyle esen kalın efendim. Sırf bana o saçma sapan espriyi yaptın diye bu hareketi yapıyorum.